السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. Sevgili izleyiciler ve sevgili takipçilerim, kanala abone olun. Sizi daha fazla uzatmayacağım çünkü yoruldum, sıkıldım ve her altı evde bir onun arzu ve kaprislerinin peşinden giden ruh halini, gerici hareketlerini takip eden her kadın veya eşten rahatsızım ve irrasyonel ve insanlık dışı davranışlar. Her altı kişiden bıkan kocasından boşanır, evini terk eder. Çocuklarını sokaklarda terk eder ve kendisine yetecek ve cinsel isteklerini tatmin edecek bir gençle evlenmeye gider. Üzgünüm, üzgünüm. Bu sözleri size söylüyorum çünkü aynı şekilde düşünen her kadın akıllıdır. İyi düşünür ve güçlüdür ve çocukları sokakta yürümez çünkü her biri kocasına biraz üzülürse, görüş ve tutumlarda farklılık gösterirse, bunun aile, ev, çocuklar ve toplum için olumsuz etkileri ve vahim sonuçları olacaktır. Çünkü bugün Madame Mahasi'nin kocası Muhsin'i ve çocuklarını terk ettiğini gördüm ve evden kaçtı ve sebebini biliyorsunuz. Bakın millet, altı hayırseverin evini ve kocası Muhsin'i terk etmesinin sebebinin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, Bilek beni destekledi ve kanala abone olup zili aktif etti. 6 Erdem evini, kocasını ve çocuklarını terk etti çünkü kocası Bay Muhsin kör bir adamdır ve herkesin kendisine hizmet etmesini, isteklerini görmesini, yiyip içmesini ve onunla birlikte çocuklara bakmasını ister. Ve elbette eşinin altı avantajı yerine kocası Muhsin'in isteklerini görür, onunla ve Rabbimiz ile onda ilgilenir. Ve eşin kocasına bir ödül alır. Okul yıllarında sınıf arkadaşı olan yaşında bir gençle ilişkisi vardı. Ona aşıktı ve o onu seviyordu ve onunla birçok yasa dışı ilişkisi vardı ve sevgilisine evde onunla cevap verirdi ve çocukları okuldaydı ve o ve kocası Muhsin evdeydi ve tabii ki Muhsin olduğu için görme engelli ve görmez, bunun için sevgilisi ona gelir ve yatak odasında onunla ilişki kurardı ve kocasına, gel yan odada uyu da seveyim ve odayı temizle. Kocasının ve sevgilisinin gelip onunla yatak odasına girmelerini ve kocası diğer odadayken saatlerce samimi bir ilişki yaşamalarını istiyordu. Bir gün ve her zamanki gibi Mahasin sevgilisiyle bir ilişki kurmak için yanına gelmiş ve çocuklar okula gitmiş. Kör kocası Muhsin dairesinde başka bir adamın nefesini duydu. Bunun üzerine çabucak sevabı çağırdı ve ona dedi ki, bizim için bir sınır var. O da ona, bizimle kimse yok dedi. Kocasına güven verildi ama yüreğine güvence verilmedi. Adamın nefesini ve dairesindeki adımlarını duydu ve şüphesi haklıydı. Karısı Mahasin'in kendisini başka bir adamla aldattığını biliyordu ve evindeydi. Ve yatağını aldatıyor. Davası ortaya çıkınca, kocası Muhsin'i ve çocukları terk etti ve hayatını onunla yaşamak için sevgilisiyle kaçtı. Kör kocasının rahatını görmek ve çocuklarını büyütmek yerine yasak olan arzu ve arzularını tatmin eder. Ve onları rahat ettirin. Aksine cümleleri yük dahil bıraktım. Sevgilisiyle kaçtı ama kaderin başka hesapları vardı.
Ve hain eş arabaya bindikten sonra Mahas'ın genç sevgilisiyle birlikte trenin paraşütünde arabalarının rotasındalar. Tren geldi ve arabaya çarptı ve vücutları parçalara ayrıldı ve tren platformlarında paramparça oldu. Ve kader, kör Mohsen'in intikamını hain karısından aldı. Umarım her kadın aynı değerleri düşünür. Kocası, çocukları ve evi hakkında çok iyi düşünüyor çünkü kaderi eninde sonunda tatsız bir kader olacak. Mahasi'nin olaylarını ve uğursuz bölümlerini beğendiyseniz kanalda yeni ve özel etkinliklerle yarını bekliyorsunuz. Ve bana destek ol bilek ve kanala abone ol. Totara Afat. Esselamu Aleyküm. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.